Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim öyle dışarıda 18-20 liraya dilimini yediğimiz gerçek orijinal brownie'yi evde yapacağız. Çok da güzel oluyor. Tavayı önüme aldım. Şimdi 125 gram tereyağını ya da margarin fark etmez. Ocağa götüreyim, güzelce böyle karıştırarak bir eritip hemen getiriyorum. Tereyağını erittim, iyice ısıttım ama sakın kızdırmayın. Kızgın olmasın. Eridikten sonra içerisine 250 gram, 100 gramı bitter, 150 gramı sütlü çikolata ilave ediyorum. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama biraz bitter katmanızı tavsiye ederim. Ya direkt bitterle yapın ya da biraz böyle sütlüyle karıştırabilirsiniz. Hemen içerisinde böyle eritiyorum. İyice karıştırın. Eriyecektir o sıcağıyla. Hiç merak etmeyin. Baktığınız için erimiyor. Biraz ocakta kısıkta böyle tutabilirsiniz çok hafif. Tamamdır. Artık çikolata içinde eridim. Kenarı alayım. Burada soğusun. Derince bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı alıyorum. Yarım su bardağı klasik bardaklarda toz şeker. Bir pakette vanilyayı ilave edip açık sarı renk alana kadar şöyle bir 2 dakika çırpıyorum. Yeterli. Şöyle bırakayım. Diğer malzemeleri artık içerisine eleyerek ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 su bardağı dolusu un. Bir de silme olacak şekilde 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 1 su bardağı un. Bir de silme olacak şekilde 1 yemek kaşığı ilave ettim. Şimdi eliyorum. Kabartma tozu yok bunun içerisinde. Hemen ardından soğuyan çikolatayı da katıyorum. Düşük devirde sadece karışana kadar çırpıyorum. Yeterli. Kenarlardaki kalan unları falan iyice şöyle yedireyim. Karıştırıyorum. Çok aşırı karıştırmayın sakın mikserle. Böyle katı bir kıvam olması gerekiyor. Normal kek gibi düşünmeyin. Böyle aynı kahvaltılık sürülebilen çikolata gibi olması gerekiyor. Dikdörtgen. Hemen hemen 15 santime 20 santim çapında çok büyük bir kalıp kullanmıyoruz. Büyük kullanırsanız çok ince olur. O yüzden böyle küçük kullanmaya çalışın. Bir tane tepsi ölçüsündeki yağlı kağıdı ölçtüm şöyle, tuttum, kestim. Diğer küçük parçayı altına, büyüğü de üstüne seriyorum. Yarısını döküyorum. Tam yarısını dökün. Yarıyorum. Hafif hafif yayacağım şöyle. Sağ sol bulaşması hiç sorun değil. Bu şekilde yaydıktan sonra hemen aralarına beyaz çikolata bırakıyorum şöyle. Biraz da üzerine yayacağım. Hemen hemen bir 120 gram çikolata, beyaz çikolata kullanacağım. Böyle her yere dağıtıyorum. Yarısından fazlasını araya, yarısından biraz azını da üzerine koyacağım. Böyle çikolata falan size maliyetli gibi gelebilir. Ama şunu belirteyim. İnanın dışarıda yediğiniz daha maliyetli. Dilimi neredeyse 18-20 lira. Çünkü çocuklarım çok sevdiği için ben sık sık bunu evde yapıyorum. Dışarıda bir dilimine vereceğime aynı paraya bir tepsi yapıyorum. Hemen hemen buradan 8 dilim kadar dilimleyeceğiniz büyüklüğe göre değişir, çıkıyor. Şimdi diğer kalan kısmı da üzerine doğru şöyle kapatıyorum. Üzerine az az doğru dökmeye özen gösterin. Birden ortaya dökerseniz yayamazsınız. Yani beyaz çikolatayı kapatamazsınız.
kadife yayarsanız daha iyi olur. Hafif bir taraftan da yayıyorum. Tamamen kapladım artık, tamamdır. Diğer kalan çikolatayı da şöyle üzerine doğru bırakıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama bir yarım saatte pişecektir. Böyle içi hafif ıslak olacak. Bu gayet normal. Normal kek gibi böyle çok aşırı kabarmasını beklemeyin. Zaten içerisinde kabartma tozu da yok. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Bu rolleyi fırından çıkardım. Tam 30 dakikada pişti. Ortasına baktım. Bir bıçakla gayet güzel pişmişti. Hemen şöyle servis tabağına alayım. Bir yarım saattir de dinlendiriyordum. Dilimleri ayırıyorum. Bıçağınızı muhakkak böyle biraz ıslata ıslata kesin. Artık ne kadar büyüklükte dilimlemek istiyorsanız dilimleyebilirsiniz. Arada bıçağımı ıslatıyorum. Çok da güzel gözüküyor. Hemen şöyle bir tane alayım. İçinin görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Beyaz çikolatalı çok güzel duruyor. Böyle servis tabağını alayım. İçi böyle hafif beyazlıklar gözüküyor. Muhakkak sizler de denemelisiniz. Artık videomu bitireyim. Birden 10'a kadar puanlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.